Herkese yeniden merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere dudağımızı makyajla nasıl daha büyük ve dolgun gösteririz diye paylaşmak istiyorum. Çünkü daha önce yanlış yapıyormuşum. Bunu nasıl düzelttiğimi, neleri kullandığımı, nasıl bir trik olduğunu göstermek istedim. Daha önce Instagram TV'de paylaşmıştım ama görüntü kalitesi çok düşüktü. Renkler nasıl sürdüğüm tam gözükmüyordu. O yüzden buradan da paylaşmak istedim. Keyifli seyirler. Benim dudaklarım gördüğünüz üzere renksiz ve solgun. Aynı zamanda da çizgisi yok. Bu şekilde. Ben bunu büyütmek için dolgu vesaire ya da boyama, dövme işlemi yaptırmadım. Yaptırmak istemedim. Çünkü sürdürülebilir olmayan bir şeyi sevmiyorum. Buna bütçe ve zaman ayırmak benim hoşuma gitmiyor. O yüzden hani pratik günlük hayatımda da kolayca yapabileceğim bu taktiği geliştirdim. Bunu da yabancı bir YouTuber'dan görmüştüm. Sanırım yanlış yapıyormuşum. Özellikle kalem sürmeyi yanlış yapıyormuşum. Bunu düzelttim ve gerçekten çok büyük bir fark yarattı. Hemen şimdi size benim kullandığım malzemeleri burada göstereceğim. Şimdi benim yaptığım en büyük hatalardan bir tanesi neydi? Size onu söyleyeyim. Dudak kalemini çizerken böyle dudağımın şeklini devam ettirmemdi. Ama aslında öyle yapmadığımda daha da dudaklarımın öyle dolgun gözükmesini sağlayabildim. O trik de şu aslında. Şimdi dudağınızda bir Cupid's bow denilen V şeklinde şurada bir yer var ya, orayı biz belirginleştirmek istiyoruz. Bunun için buradan başlıyorum. İlk önce bu kısmı hafif yukarı doğru çıkıyorum. Buradan sonra devam etmiyorum dümdüz bir şekilde. Buradan sonra biraz daha aşağıdan devam ediyorum. Bunu böyle aşağı alıyorum. Yani normalde bunu böyle alıp böyle giderdim. Dümdüz, düz bir şekilde giderdim. Ama şimdi bunu böyle gelip böyle gidiyorum. Aradaki farkı belki görüyorsunuzdur. Dudağım biraz daha toparlandı. Yani daha bu şekli aldı. Biraz illüzyon yaratıyoruz. Zaten şimdiden bir fark yaratmış oldu. Şimdi diğer tarafı da yapacağım. Yine bir kavis yarattım ve buraya kadar götürdüm. Ama burada buraya inmedim. Buradan aşağı doğru biraz daha böyle kapatmaya çalışıyorum. Sonra kontrollü bir şekilde biraz daha böyle yukarılara doğru ayarlayabilirsiniz. Daha pürüzsüz ve temiz yapabilirsiniz. Sonra bunun içini dolduruyorum. Şimdi göz kararı bu kısmı çektik. Şimdi zaten farkı görüyorsunuzdur. Daha dolgunlaştı. Şimdi aşağıdaki trik de şu. Işık geldiği zaman şurada bir çukur oluyor. Bir boşluk var. Bir karanlık olan bir nokta var. O noktaya biraz daha aşağı doğru ineceğim. Orayı gölgelerseniz dudağınız biraz daha böyle çıkık gibi gözükme efekti sağlayacaktır. Onu da şöyle yapıyorum. Yanlardan başlamıyorum. Direkt ortadan başlıyorum. Şuradan gelişi güzel başlıyorum. Evet, aşağı doğru birazcık iniyorum. Sonra yanları birleştirirken de yine içeriye doğru yapıyorum. Yani dudağımı tamamen takip etmiyorum. Normalde dudağımı takip etsem şöyle ve şöyle gitmiş olacaktım. Ama böyle ve böyle. Yani biraz daha şu şekilde gittim. Aşağıda da aynı şekilde şurayı biraz daha belirginleştirip yanları daha yukarı çekiyorum. Yani böyle buraya doğru çekmiyorum. Dudağımı tam olarak takip etmiyorum. Sonra yine içini dolduruyorum. Bu tarafa. Bu tarafım
sanırım dengesiz oldu. Şurayı biraz daha... Genelde şu V kısmını ben çok belirgin sevmediğim için biraz daha büyütmek isterseniz burayı şu boşluğu da doldurup daha tam yuvarlak bir şekilde de yapabilirsiniz. Şey biraz daha softlaştırıyorum. Evet, sanırım artık oldu. Asimetriklik de olduğu için şu an aynadan anlayamıyorum. Elimden geldiğince simetrik olmasını sağlamaya çalışıyorum. Şimdi gördüğünüz gibi dudağım önceden neredeyse yok gibiydi. Şimdi en azından şöyle daha dolgun gözüküyor. Böyle yandan bakınca da sanki daha dışarıya doğru çekilmiş, yukarıya doğru çekilmiş gibi gözüküyor. Zaten bu kalem bize kalıcılığı sağladı. Üzerine ben Maybelline Superstay Matte Ink krayonlarından 15 Litve'yi süreceğim. Bunun üzerine bir açık rengi olan Maybelline 745 Wooden Brown isimli rujundan süreceğim. Boyut kazandırması için. Biraz daha rengini açmış olduk. En sonda üzerine lip gloss, eğer isterseniz de dolgunluk özelliği veren naneli bir lip gloss daha da etkili olacaktır. Essence'in 05 numaralı lip gloss'undan sürüyorum. Instagram'dan takip ediyorsanız zaten biliyorsunuzdur. Sephora'nın muadili olarak göstermiştim. Evet, lip gloss en büyük farkı yaratan unsurlardan bir tanesi. O yüzden bu işlemde lip gloss eklemenizi kesinlikle öneririm. Tekrar göstereyim. Lip gloss sürdüğünüzde ışık direkt oraya odaklanacaktır. Bunu aydınlatıcı olarak düşünebilirsiniz. Çünkü ışığı direkt yakaladığı için daha göze çarpmasını sağlıyor. Böylelikle daha da büyük ve dolgun gözükmesini sağlıyor. Umarım beğenmişsinizdir. Benim küçük triğim bu şekildeydi. Estetik, dövme vesaireye gerek kalmadan pratik bir şekilde nasıl dudağımızı dolgunlaştırdığınızı gösterdim. Umarım beğenmişsinizdir. Belki siz biliyorsunuzdur ama belki bilmeyenleriniz de vardır. Benim gibi 32 yaşında öğrenenleriniz de vardır. Faydalı olmuştur umarım. Beğendiyseniz beğeni tıklamayı, bir sonraki videolarımı kaçırmamak için de abone olmayı unutmayın lütfen. Kendinize çok iyi bakın.